hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'ın gazetelerini inceledikten sonra şimdi bir Skype bağlantımız olacak. Mahmut Alparslan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Günaydın. Nasılsınız? Günaydın. Hoş gördük. Hamdolsun bomba gibi demedi. Seni sormalı. Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Hem Fenerbahçe Süper. Hem de Galatasaray'ı konuşalım istiyorum. Vaktimiz kalırsa tabii milli takımı da sizinle konuşmak isterim. İlk 14 haftaya bakalım diyorum. Aslında Fenerbahçe şu anda ligin zirvesinde yer alıyor ama biraz da sanki psikolojik üstünlük şu anda Galatasaray'da gibi. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Psikolojikten ziyade daha fazla maç yapmış bir ekip Fenerbahçe sezonu erken açmasından dolayı. Ama hiçbir zaman içinde geri düşmediler. Hep üzerine katarak devam ettiler. Tamam, mağlubiyetler gelecek, beraberlikler olacak, puan kayıpları mutlaka olacak bu uzun maratonda. Ama her zaman söylüyoruz, vurguluyoruz, konuşmaya da çalışıyoruz. Ferdi hatalardan değil, takım hatalarına bakmak lazım. Fenerbahçe bunun en asgarisini yapan şu ana kadar ligde. Fazla takım hatası yapma. Ferdi hatalardan çok fazla müzdarip oldular diyelim. İşte en sonunda hafta sonu yaşadığımız, geçtiğimiz hafta sonu yaşadığımız hatalar. Bunlar futbolun içinde var. Bunlara bir şey yapamazsınız. Bunlar ne taktiksel ne takım hatasıdır. Bu kişisel hatalar. Önünde geçemezsiniz. Ben Fenerbahçe'nin geri vites yapacağını düşünmüyorum. Bu performansını daha da üzerine çıkacak. Avrupa'da gidebildiği yere kadar gidecekler. En önemlisi Fenerbahçe'de takımın hepsinin, oyuncuları hepsinin birbirine bağlantıları, birbirlerinde ansablileri, birbirlerinde yardımlaşması, oyun kurgusu, işte giren çıkan, herkesin söylediği gibi hep anlatmaya çalışıyoruz. Birbirlerini tamamlama ve aratmamaları. Yani çok fazla oyunculardan düşüş yaşamıyorsunuz. İşte bir bakıyorsunuz İsmail 3-4 hafta oynuyor. Ondan sonra 3-4 hafta İsmail yok. Başkası onun yerinde oynayan çok iyi performans gösteriyor. Forvet de aynı şekilde. Orta saha da aynı şekilde. Evet, müdafalarında ağır mıdır? Ağırlardır. Orada sıkıntılar yaşıyorlar mı? Yaşıyorlar, ama bu bütün takımlarda yaşanan bir şey. Yani bu tarzda oyun oynuyor. Siz rakiplerinize her zaman için bir 90 dakika içinde 3 tane 4 tane atak yiyeceksiniz. Bunlardan 1-2 tanesi de gol olacak. Yani olmayacak diye bir şey yok. Ama siz hep rakip sahada da oynuyorsunuz. Rakip ceza sahasının içindesiniz. Son maçta da öyle. Mağlup olabilirsiniz. Yani en kötüsü zaten tabii evinizde mağlup olmak, ama bunlar futbol işinde var. Bunlara karşı çıkamıyorsunuz. Orta sahadan çabuk oynuyorlar mı oynuyorlar. Kanatları iyi kullanıyorlar mı kullanıyorlar. Bekleri iyi hücuma çıkıyor mu çıkıyor. Oyuna katkıları var mı? Var. Yani Fenerbahçe'de biz kendi ligimizden konuştuğumuz için bunda övgüleri bahsediyoruz. Yani başka ne yapabilirsiniz? Yani tamam, ufak tefek bir oyuncu performansında etkiler olabilir, ama bunları da tamamlıyorlar. Diğer giren oyuncu da size aynı performansı sergiliyor. Yani önemli olan, lafın kısası diyelim, takım geneline bakmak lazım. Geneli bize nasıl bir resim ortaya koyuyor? Yani bu araya kadar Fenerbahçe inişli çıkışlı değil ve devamlı aktif olan bir oyun sergiledi. Bunu da ben devre arası nasıl kaçırdı? Devre arası diyoruz da Dünya Kupası arası diyelim. Bu bütün takımların da bekleyip göreceğiz, yaşayacağız bunu. Şu anda kestirmemiz mümkün değil. Mutlaka bir iki transferler yaparlar mı? Yaparlar. Ama Fenerbahçe şu anda tepede olmasını hak ediyor. Oynadı futbolda. Futbolcunun gösterdiği performansı, birbirlerine katkılarıyla, birbirlerine yardımlaşmalarıyla şu ana kadar ligimizin zirvesinde. Demek. Peki şimdi milli araya girerken en çok konuşulan konulardan biri de tabii ki bu arada takımların neler yapacağı. Başakşehir karşılaşmasından sonra Okan Hoca da yine bu aranın aslında bize çok da iyi gelmeyeceğini söylemişti. Siz ne düşünüyorsunuz bu ara için, Galatasaray için özellikle? Galatasaray geç açılan bir takım. Ben şahsi fikrimi söyleyeceğim. Konuşmalarında Galatasaray'ın geçmiş dönemde, hep bunu da tekrar ediyorum ki sorulan sorulardan dolayı, oyuncularının çok fazla süre almadan buraya gelmeleri, hazırlık kamplarını geçirmeden gelmeleri haliyle hocayı biraz sıkıntıya soktu. Herkes tartışılmaya kalmadı. Biz bu konuları severiz yani, bir iki maçla hemen tartışmayı. Fakat ben şunu söylemiştim, bu oyuncular bir toparlarlarsa, yani
Nasıl söyleyeyim sana, ligde çok farklı bir Galatasaray izleriz. Bize çok farklı bir Galatasaray izlediler. O dinamikliğini bulurlarsa gelirler ki bunlar da son 3-4 haftada yavaş yavaş gelmeye başladı. Evet, kazandıkları maçlar vardı. Ceza sahasına giriyorlar, çok pozisyon üretiyorlar, çok kaçırıyorlar. Ve bir yerde patlanacağı belliydi ama bu Başakşehir'e denk geldi. Ligimizin en dişli takımına 7 tane gol atmak her babayı yiğidin harcı değil. Burada da Mertens'in oyun artık iki yönlü oynaması Icardi zaten anla siz getirdiğiniz zaman Icardi yani patır patır golleri yazar. İşte Kerem'in kolektif oyunun içine girmesi bunda en büyük etken tabii en başta hocalar ondan sonra da yanında ve arkasında oynayan oyuncular. Oliveira Gazi'nin olmazsa olmazları. Torreira zaten belli. Bu nakarat devresinde ortaya kim çıktı? Muslera çıktı. Kurtarışlarına takıma hep güç kaynağı oldu arkada. Bir daha Fatih'te fazla pozisyon vermiyorsunuz. Bu böyle gidecek mi? Bilemiyoruz işte. Hocanın da söylediği gibi iyi gelmedi. Doğru. Çünkü çok iyi bir ivme yakaladılar. Çıkışları iyi oldu. Burada neyle kapatacaklar? Hazırlık maçlarına kapatacaklar. Ve 5 tane oyuncusu var Dünya Kupası'na gider. Bunlar da can damarları, ana damarları o takımların bu çalışmalar nasıl olacak? Tamam orada siz top oynayacaksınız, oynayacaksınız, oynamayacaksınız onlar farklı bir şey ama takım içinde çalışmak daha farklı. Yalnız Okan Hoca tabii müzdarip olacak ama bu diğer takımlarda da aynı şekilde sadece Galatasaray için geçerli değil. Bunlar da işte antrenman ve hazırlık maçlarını belki üçlü dörtlü bir turnuva yaparsınız onlarla kapatılacak konu. Bakalım burada bütün takımlar gibi Galatasaray'da haliyle kendini ona göre hazırlaması lazım. Yüklemeleri nasıl yapacak? Oyun tempoları nasıl tutacaklar? Bunlar artık ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Şu anda biz ne söylersek boş ama şu var. Tek bileceğimiz bir iş var. Bu 50 günlük veyahut da 45 günlük arada bol bol bir transfer konuşacağız. Peki Demedim. hocam, son olarak isterseniz milli takımı da konuşalım. İskoçya ile bir hazırlık maçı oynayacağız. Nasıl bir karşılaşma bekliyoruz bugünden? Diyarbakır'da oynanacak ve saat 20'de başlayacak. Bunu da buradan seyircilere söyleyelim. Tabii ön başta Diyarbakır'da oynaması çok iyi, anlamlı. O taraflarda biz milli takımımızı götürmemiz lazım. O hareketli ve o canlılığı, o coşkuyu oralarda yaşanması lazım. Bunu kim aklına getirmişse, kim düşünmüşse tebrik edelim. Yani milli takımı bir şey diyemeyiz. Kimlerle olacak? Yeni bir generasyon diyorlar. Tabii çok fazla değişiklik de olmaz milli takımlarda. Yani milli takımda çoğunlukla çok tecrübeli ve devamlılığı olan oyuncularla oynanır. Biz çok fazla değişikliklerle gidiyoruz milli takımda. Çok fazla 4 tane, 5 tane, 6 tane değişiklikler oluyor ama en çok sevindiren kim oldu? Arda ve Emirhan'ın bir kardeşimiz daha var ismini hatırlayamadım özür dilerim. Onların milli takıma seçilmesi bu kadronun içinde yer alması ve ileriye dönüp bizde faydalı olmalarını sağlayacak. Bu internasyonel üst seviyedeki oyunlarla takımın içinde olması çok faydalı olur. Yani maçın kazanır mısınız kazanmaz mısınız onlar farklı bir ara. Bir en önemlisi Diyarbakır'da maçımızı oynamamız. İki, üç tane genç kardeşimizin bizi çok ileri taşıyacak oyuncuların kadroda olması. İnşallah başarılar diliyoruz. Biraz tabii biz kızıyoruz ediyoruz ama bu milli takım yani bayrak olduğu zaman haliyle kızacağız. Yenilmek istemeyiz. Bilhassa bizim çok çok altımızda olan takımlar yenildi mi hakikaten üzülüyoruz yani çok Tabii üzülüyoruz ki. ve biraz daha agresif oluyoruz. Biraz daha çok ne bileyim oranın yöneticilerine, hocalarına biraz daha fevri davranıyoruz ama maalesef bu böyle milli takım oldu bu akan sular duruyor demedim. Hocam Arda Güler de ilk kez amilli olacak. Çok da heyecanlıyız Evet. tabii ki Türk halkı olarak. Çünkü sürekli Fenerbahçe'de onu görmeyi bekledik, görmeyi Aynen. istedik. Milli takımda İnşallah izleyeceğiz sürerler. şimdi. İnşallah sürerler. Emirhan da orada. Emirhan da çok etkili bir oyuncu. Çok enteresan bir oyuncu. Onu bizim stajda bahsetmeye çalışıyor. Az gördük ne yazık ki. Bize kendisini çok az izletti ve İtalya'ya gitti. Orada da kendini toparlayacak, iyi yerlere gelecek ama tekrar yani ve milli takım, milli duygular çok farklı bir şey. Bayrak olduğu zaman da yani akan sular da sözün bittiği yerde siz istemiyor. Biz adaya madaya mağlup olmuyor. Biz yenelim bunları. Ya, bunlara mağlup olduğunuz zaman ister istemez feveran ediyoruz. Yani belki sözlerimiz biraz çok fazla oluyor, acıtabiliyor insanlar ama ne yapalım yani. Milli takım dediğimiz zaman hepimizin tüyleri diken diken oluyor. Ya ben Faroe Adaları'na falan yenilecek bir takım değilim o tarzdaki takımlara. Onun için kusura bakmasınlar. İskoçya'ya mağlup olursunuz, ada futboludur, daha yeni bu hazırlık dönemleridir. Bunları yaşayabilirsiniz. Ama öbür türlü oldu mu maalesef.
Yani maalesef orada geri vites atamıyoruz yani bu sefer. Çok çok fevri oluyoruz ve infial gösteriyoruz. Yani burada da haklı mıyız? Haklıyız. 85 milyon diyoruz. Bu sahalarımız var, yatırımlar yapıyorsunuz. İyi oyuncular yetiştiriyoruz, Avrupa'ya gönderiyoruz. Bunlardan da bizim önümüze böyle bir tablo çıkarsa burada kimse "Aa, yok işte bekledim" falan diyemez. Kusura bakmasınlar. İnşallah bu tekrardan yeni başlayacak dönemde hem hocalarımız, milli takım yetkilileri hem de oyuncularımız bize çok iyi bir performanslar gösterir. Biz de milli takımda gurur duyduğumuz milli takımla, ki bunları yaşadık zaman zaman, istediğimiz yerlerde oluruz ki olmamız lazım. Bu yatırımlara karşılık bize verilen sunulan bu değil. Demet. Peki. Umarım dediğiniz gibi gurur duyacağımız bir akşam olur İnşallah. bugün. Çok teşekkür İnşallah. ediyorum değerlendirmeleriniz için. Rica ederim. İyi çalışmalar. Selamlar Çok sağ olun. arkadaşlara. Varsın.